Günaydın. Sabahınız hayır olsun. Hoş gördük aziz dostlarım. Bugünkü canlı yayımı çok şükür evimden edirəm. Evdeyim hələ ki. Ben Qasımova Gülnara. Azərbaycandan, Bakıdan. Bu dördüncü canlı yayımımdır. İkisi, üçü bilmem. Nə səbəblərdənsə yoxa geçdi. Şimdi onu araşdıracaq, baxacaq inşallah. Qonum benim eynidir. Yani ben bu sözü çatdıracağım. Ben bu sözü demişim de diyeceğim da. Kimse kusura kalmasın. Kimse incinmesin. İnciyen de o da hümeydan. Baxın. İki tane adam. Biri Qasanov. Biri Paşali Bey, ben bunu dünən də dedim canlı yayımda, ama maalesef canlı yayım yoxa geçti, yani millətə çatmadı. İki adam bizi təhdid edir, bizi nasıl deyirlər, alçaldır, biri namussuzlar, şərəfsizlər deyir. İkinci də deyir ki, siz nə südənmişsiniz, siz canlı yayımları niyə edirsiniz? Yaxşı, biz canlı yayımla niye ediyoruz? Biz biliyoruz. Siz niye edirsiniz o canlı yayımla? Sizden biz əskik mi yok bir şey? Biz heç olmasa xalqa olduğunu, siz etdikleri səhvdi çalışırıq, çatdıraq onlara. Və siz ne edirsiniz? Siz ancaq pakazuşniklarsınız da, pakazuxu edirsiniz. Ortalıqda bir şey yoxdur. Biz insan südənmiş yox. Baxın, ben Qasanova Gülnara Aqısqalıyım, Türküm, çox şükür. Ben insan südənmişim. Beni kimi deyənlər de insan südənmişdi. Ama siz ne südənmişsiniz? 20 yıldır oturuyorsunuz o koltukta. 20 yıldır. 20 yılın ərzində biz ne vətəndə yox, ne torpağımız var, ne de birliğimiz var. Ne birliğdan siz söyleyirsiniz? Ne birliğdan siz söyleyirsiniz? Biri oturmuş Almatada orada şərəfsizlər, namussuzlar deyir bizə. Bir başbakan olan, bir lider olan dediği insan... Kendi milletin o sözü diyer mi? Biz ondan ne örnek götürmeliyiz? Gelmişti ki Azerbaycan'a gelmiş, hoş gelmiş ben bir de diyerim. Bir kadınlardan da yığaydı, hanımlardan da yığaydı, etrafına bakaydı görürdü bizim ne derdimiz var. Azerbaycan'da Saatli'yle Sabirabad iki yere bölünmüş. O müdür birlik? Oradan yoldan geçen de maçlarından gitti de Biskom gitmedi ki. Orada görmedi mi cemaat nasıl yanır günün altında? Cemaat bir şey kavruluyor, tökülür. 40-45 derece sıcak var günün altında, rayonlarda. Ben onu o günü de dedim, maçında diyelim. Ben gideceğim o bölgelere, ben gideceğim o rayonlara inşallah. Bir dakika kusura kalmayın. Bir de izviniyoruz, kusura kalmayın. Demağım odur ki, ben gideceğim o bölgelere. Gücüm çatdığım qatan oradan canlı yayım edeceğim. Ben milletin hiç olmasa 10 nəfərin bir sözünü dinlemek istiyorum. Ki bunlar bu namussuzluğa, şərəfsizlər dediği insana nasıl bakan deyirlər? Nasıl? Bilirsiniz mi? Uzu, o həddi aşdılar. Hörmət çərçivəsini geçdiler. Paşali Bey o günü canlı yayım edir. Sağ olsun dostlarım attılar. Ben yani işe göre çok məhdud olur vaxtım. Yani çok vaxtım olmayır. Neler deyir bize? Büyüklerinizi sizin bulacağım. Ve geleceğim. Ola gel. Gel. Gelip ne edeceksin? Sen bizi tehdit mi edersin? Neyle bizi tehdit edersin?
Ne sütü emmişiz? Biz insan evladı sütü emmiş. Biz ana sütü emmişiz. Çünkü biz bu millet için bir şey etmeye çalışıyoruz. Bu siz ayrıldığı, düşman ettiği iki yere cepheye böldüğü akıskal milleti bir yere toplamaya çalışıyoruz. Siz bakın görün ne hedde çatırıyorsunuz bizi ki. Ben akıskalı kadın çıkmışım. Uca size bunları diyelim siz kan mı yersiz onları? Hiç olmasa utanın. Ayıp değil mi? Utanın. Size bir şey demek istiyorum. Bu Almata'daki Zülfiye Hanım kimin aklına gelir? Ağlayan bizim anamız bacımız. Evi üşümüştü ki datup 250 dolar mı ne götürüp onları vermişti. Şimdi ben buradan iminle Gasanov Bey'den trebovat edelim ki gitsin onun evi çektiği, ettiktiği evi şimdi aşını çeksin bize göstersinler. İminle ben aşını, bir aklıma geldi ben istiyorum ki o hanımın, o kadının evine bakayım görüm. Onun evinin için kadın, o kadının bu canlı yayından sonra ne değişiklik baş verdi. Ve kim ona yardımcı oldu, kim ona destek oldu ki yani o evine girebildi mi, girebilmedi yoksa onun iletişim masası yarım çık mı kaldı? Ben istiyordum onu aşın. Şimdi bilmem Almata'da kim var? Bu benim dostluklarımdan. Dost çok şükür, çok sus. Kimin eli gücü çatır? Oradan hiç olmasa video çekin. Skinti mi? Kendiniz görsetmezsem niye skinti? Ya pokajı da narodu. Bir bakak görek. Yani o 3-4 ay önce geçti. 250 dolar verdiği Datub'un ev ne oldu ahire? Ben hiçbir şey unutmuyorum. Bizde çok parçalanma var. Bakın, biz bir millet yok. Biz millet yok. Bizim yönetimimiz bir akıskalı adam olmalıdır. Akıskalı. Neredense nese yok. Akıskalı. Akıskalı, akıskalıyı anlayar. Yüreğini, derdini bilir. Ve bizim kültürümüz, bizim milletimiz, bizim dilimiz yitmeli değil. Мы не для этого столько лет мучились. Bakın, görün, bütün parçalanmışız biz. Ben buradan bir de seslenirim bizim hanımlarımıza. Utanırsınızsa canlı yayın etme, bana atın sözlerinizi, atın liçkaya. Bizim de yani çok hürmetli büyüklerimiz, ergişlerimiz sizden de ricam odur ki yani yol verin hanımlara biraz. Yol verin. Bizim başımızda olduğumuz sizin aklınıza da hiç gelmez. Bilmem nasıl istiyorsunuz öyle kanın. Peki de kusura kalmayın. Abidil avas, no. İmkan verin biraz hanımlarımızla bir şeyler desin. Atın benim liçkama sözünüzü atın. Yüreğinizde kalbinizde olduğu ile bir şeyleri atın ki buradan ben paylaşacağım sizin yerinize. Evinizde ergişiler çok şükür kimin varsa bir evde oturup bu çay içende etmek yiyende çeçil peyniri yiyende bir danışın. Vetenimize ne vakit gideceğiz? Çocuklarımız ne vakit vetenimizi görecektir? Ne vakti ata baba yurdumuza biz döneceğiz? Böyle sözler olur mu sizin evde? Yani bu temada vabşey böyle bir asas temada biz için. Yani bunun için ne etmek lazım? Ne edirsiz? Kimin elinden ne gelir? Böyle bir temalar evinizde, surfa başında söz gelirse valla ne mutlu bana ki ben Türk'üm. Ama bir de diyelim, sözümün evvelinde dediğim söz gene aynı. Bu iki insan. Уже bilirsiniz, уже fazlası oldu. Я не против чего-то. Я против несправедливости. Buradan sözümü de çattırmak istiyorum. Bilmem nasıl olursa olsun demişim diyelim de diyeceğim de. Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyor ben. Bir bakın görün bu datupçılar ne iş görüyorlar. Bunlar insana, millete, akıska milletine hizmet etmiyorlar. Bunların ancak işi çalıp çırpmak, hırsızlık etmek kendi ciblerine, kendi taraflarına. Bütün datupta işçiler kendi tarafleridir. Bütün talebe okuttukları, kimi okudu, kendilerinkidir. Bizim evlatlarımız orada yoktur. Kırahtan bir evlat, bir ana, bir bacı, bir kardeş orada yoktur. Ancak temsil eden kendilerinkidir. Yiyenler de kendilerinkidir.
Diğer halka hizmet edir gece gündüz. Hizmet etti o hani nedir? Görseldiğin bir şey. Orada bir tane camıyı kraskalanmışız, o duracak. Başka bir şey yoktur. Eski camı, duvarları uçuk camı kraskalanmıştır. Bir de kırışası örtülmüştür. Başka bir şey etmemiştir. Bizim bize fondumuza ayrılan parayla o ele camına belki bir 50 tane dikmek olardı. Allah'ın evidir. 50 tane yoksulluğa yardım etmek olurdu. 100 tane kira kalanlarına yardım ev alıp etmek olurdu. Hani bunları biz görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Çok isterdim bir heresi bir kendin için bir buradan pay kessin götürsün bu sözlerden. Yorucudur. Çok yorucu. Bir de bilirsiniz sahipsizlik, çaresizlik, bir ümitsizlik. Çok kötü bir şeydir. Çok kötü bir şeydir. Benimle gelir ki siz 20 yıl o yönetimde oturduysanız, hiçbir şey bizim millet için etmemişseniz, sizin yeriniz orada yoktur. Yeriniz yoktur. Может быть, справедливо будет, durup çıkıp gedersiniz siz, bir cahil kimseye yerinizi veresiniz ki, belki o millet için hiç olmasa bu parçalanmayı yığıştırsın. Dalneşli bizim geleceğimiz var. Hepimiz çok şükür. Kül külfet sahibi yok. Torun torba sahibi yok. Ki biz de bir şey daha kendimiz için. Geleceğimiz için bir şey daha. Ben size bir şey diyeyim ki bir 5 yıldan sonra bizim ne kültürümüzden ne de dilimizden bir şey kalmayacak. Kalmayacak hiçbir şey. Çünkü millet o kadar parçalanmıştır ki. Biz yiteceğiz. Bir Nazi'ye kim yiteceğiz? Bileceğiz. Hayır, akız kalıyor. Ama biz bir şey saklayıp geleceğe verebilmeyeceğiz. Dostlarım çok sağ olun bakanlar. Allah razı olsun. Sabah evdeydim de yine 1-2 saat dedim. Sizden bir dertleşeyim, paylaşayım. Sizden ricam odur ki becerdiğiniz zaten paylaşayım bu videoyu. Paylaşın. Paylaşın ve millet görsün. Ve bu ben dediğim insana kimi çatsın bu. Çatsın ve kendin için bir ölçü götürsün. Çok sağ olun. Allah razı olsun.